Atatürkçe hassasiyeti zaten belli. Laiklik, laik değil. Ben bak bir Müslüman kökenden, yani İslamcılıktan gelmeme rağmen gayet özgüvenle savunuyorum. Çünkü bir mantığını oturtuyorum. Biraz önce konuştuğumuz konu. Yani benim hayat tecrübem bana laiklik olmazsa batarız. Batıyoruz. Orta Doğu'daki 56 Müslüman ülkenin batmış olmasının tesadüf olmaz. Eğer laiklik doğru düzgün, Türkiye'de doğru düzgün uygulanmadığı için batıyoruz. Türkiye'de gerçek anlamıyla uygulanmış olsaydı hem bugün böyle olmamış olurduk, bu kadar rezil, hem de daha derli toplu olurduk. Ama biz şimdi Müslümanlık kötü uygulanıyor diye vazgeçiyor muyuz Müslümanlıkta? İstismar ediliyor diye, IŞİD kafa kesiyor diye İslam'dan vazgeçiyor muyuz? Cübbeli Ahmet soytarlık yapıyor, dini pazarlıyor diye Müslümanlıktan vazgeçiyor muyuz? Hayır. Geçmişte birileri laikliği istismar etti diye vazgeçemeyiz. Laiklik temel felsefe olarak diyorum ben. Öyle çok kutsamak için de demiyorum. Yani inanç toplumsal normalle getirilmemesi lazım. Bunu dindarların, muhafazakarların yüksek sesle söylemeleri lazım. Tam da Müslümanlık için.